Efendim herkese merhabalar. Yeni bir Elazığ Tarihin İzinde programıyla tekrardan sizlerle birlikte olma mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hafta neredeyiz? Hemen cevaplayalım. Keban Baraj Gölü'nün kenarındayız. Şehir merkezinden, Elazığ şehir merkezinden ayrıldık. Keban Baraj Gölü'nün hemen kıyısına doğru geldik. Nereye doğru hareket ediyoruz? Daha önceki dönemlerde 50-60 yıl öncesine kadar Elazığ il merkezine bağlı olan Çemişgezek ilçesine doğru hareket ediyoruz. Bizler Elazığ Tarihin İzinde programını çekerken aynı zamanda Harput kültürünün yansıdığı bölgeleri de elimizden geldiği kadar kültürün tarihini sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. Yukarı Fırat Havzası'ndaki tüm arkeolojik değerlerimize, kültürel varlıklarımıza elimizden geldiği kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Bu hafta da tarihin izini Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine süreceğiz. Bakalım bizleri neler bekliyor? Elazığ Tarihin İzinde başlıyor efendim. Çemişgezek feribot iskelesine ayrıldıktan sonra Ulukale yoluna doğru geldik. Şu anda da Ulukale köyünün yol ayrımındayız. Ulukale köyü hem Selçuklular döneminde hem de Osmanlılar döneminde bir yerleşim merkezi. Daha önceki programlarda ifade ettiğimiz Çar Sancak beyliklerden biri de Çemişgezek ilçesinin Ulukale köyü. Şimdi tabelanın yanındayız. Ferruh Şat Bey türbesi ve bir kilise yapısı ve tarihi çeşmelerimizin olduğu tarihi ve kültürel bir köyümüz Ulukale. Şimdi dilerseniz Ulukale köyüne doğru yolculuğumuz devam etsin efendim. Küçük bir şehir ölem ölem, ana ben cahilim, oyun çekemem kahır. Bu haftaki tarih yolculuğumuz Çemişgezek'in Ulukale köyüne doğru devam ediyor. Hemen arkamda konumlanan yer alan köy Çemişgezek'e bağlı Ulukale köyü. Gerçekten hem sahip olduğu coğrafi konumuyla, doğal güzellikleriyle, o hatta dünyaca ünlü Ulukale dutuyla Ulukale köyü tüm güzellikleri ve zenginlikleriyle sizleri de bekliyor efendim. Çemişgezek feribot iskelesinden sonra burası 14 kilometre bir uzaklığa sahip. Yaklaşık olarak Elazığ'da ortalama 80 kilo, Elazığ il merkezinde 80 kilometre uzaklıkta bir köy. Hemen arkamda bulunan yeşil vadi arasında yer alan
güzel şirin köyümüz Ulukale. Özellikle de yaban hayatının da ayrıca yoğun olduğu bir köy. Arka tarafındaki sarp kayalarda dağ keçilerinin de sıklıkla orada görüldüğünü, burada artık yaşayan yerel halkla birlikte bir uyum içerisinde yaşadıklarını da bilmekteyiz. Ben de ilk defa Ulukale'yi göreceğim. Bakalım bizleri neler bekliyor. Tarihin izini sürmeye devam edelim efendim. Sevgili izleyiciler, yol boyunca bu gördüğümüz taş yapılarını yol kenarında hemen hemen her bölgede gördük. Ben kısaca sizlere bunlar hakkında da bilgi vermek istiyorum. Çünkü bu bir kültür. Bu atalarımızdan, dedelerimizden günümüze kadar gelen bir sosyal yaşamdaki bir parça. Şöyle ki belki diyeceksiniz ki bir taş parçası neyi ifade edebilir? Taş parçasından ziyade bizler bunlara yöremizde özellikle Yukarı Fırat bölgesinde kulluk adını veriyoruz. Hatta geçen yıl Keban'da bununla ilgili bir 2019'unda geçen yıl değil 2019'unda Keban Nimri köyünde de kulluklarla ilgili bir kültür etkinliği yapılmıştı. Kulluk bu özellikle sarp arazilerde taşların, kaya yapılarının birbirlerinin üstüne yığılarak yüksek bir taş şekli oluşturularak kışın kar yağışlarında, şiddetli kar yağışlarında, fırtınada insanların ulaşabilecekleri yerlere yollarını kaybetmemek amacıyla yapılan bu yapılar. Çok basit aslında olmasına rağmen Anadolu kültüründe yüzyıllardır hatta bin yıllardır olduğunu ben biliyorum. Çünkü bununla ilgili olan Keban ilçesinin Nimri köyündeki etkinliğe de katılmıştım. Oldukça da kültürel bir simgesi var bu kullukların. Anadolu insanının yüzyıllardır günümüze kadar gelmiş olan bir geleneksel kültür efendim. Bu taş yapıları da bizler kulluk olarak isimlendiriyoruz. Evet, sonunda Dut Diyarı Ulukale köyüne kavuştuk. Köyün girişinde de çok güzel bir tabela bizleri karşıladı. Hemen arkamda Dut Diyarı Ulukale'ye hoş geldiniz diyor. Bakalım bugün biraz daha dut sirkelemeyi düşünüyoruz. Program dışında da tarihi yapılarımızı çektikten sonra buranın dutunu inşallah yemeyi düşünüyoruz. Şimdi köyün iç kısmına doğru dilerseniz devam edelim efendim. Kale köyünün iç kısmına doğru geldik. Şimdi tarihi varlıkların olduğu meydana doğru gidiyoruz ama köyün her tarafı o meşhur güzel Ulukale dutu ve şu anda da aşağıda köylü ablalarımız Ulukale dutunu sirkelemeye başlamışlar. Bu sene hasadın da yoğun olacağını söylüyorlar. Bolluk bereket bu yılda Çemişgezen Ulukale köyüne çökmüş durumda. Şimdi dilerseniz köyün iç yolundan tarihi yapılarımıza doğru devam edelim efendim. Engel yavrum, engel can.
bizim işimiz genellikle böyle Mayıs'ın başları gibi başlıyor. Tabii ilk önce o fidanların çapalanması, temizlenmesi, onlar daha ilkbaharın ilk başlarında başlıyor zaten. Mayıs ayının ilk başlarında, Mayıs ayının gelmesiyle birlikte ilk önce bahçelerde bir sezon önceden kuruyan dallar temizleniyor. Onlar temizleniyor. Temizlendikten sonra bahçenin altyapısı hazırlanıyor. İşte sulaması için damlamalar çekiliyor. Arkasından işte gerekli bakımlar yapılıyor. Ondan sonra Mayıs'ın ortaları gibi mevsimden mevsime değişiyor. Bazen Haziran'ın başını buluyor, bazen Mayıs'ın ortalarında bronda serimlerimiz başlıyor. Hani mevsimin sıcak gitmesi, kurak gitmesi etkiliyor ister istemez. 10-15 günlük bir kaymalar oluşuyor çünkü. Brandalarımızı seriyoruz. Brandalar gittikçe teknolojiye de ayak uydurmaya başladık. Mesela önce eski bezler vardı. Hatta en önceden elle, süpürgeyle uğraşılıyordu. Şimdi brandalarımız var. Brandalarımızı çividen dikiş makinelerine geçtik. Artık brandalar çividen çok dikiş makineleriyle birbirlerine ekleniyor. Ondan sonra işte böyle Haziran'ın ilk başlarında ilk verimi almaya başlayacağız. Artık süpürme makinalarımız var zaten. Genellikle erkeklerimiz süpürüyor. Kadınlar da onların toplamını, serimini yapıyor. Kurutmasını yapıyorlar. Yani gücümüzün yettiği kadar. Kadın sadece yani sürekli erkeğin yanında, yapamadığı tek şey hani erkeğin gücüne bağlı işlerse kadın onda arka planda kalıyor. Onun gerisinde kadın her şeyde var. Branda seriminde var, çivilemesinde var, dikişinde var, dutun seriminde, kurutulmasında, elenmesinde. Kadın sürekli işin içinde. Evet, Ulukale köyün içerisindeki tarih yapılara doğru yolculuk yaparken böyle çok eski bir geçmişi olan dut ağaçlarına da denk geliyoruz. Köyde yaşayan vatandaşlarımızın tabirine göre de buradaki yer alan dut ağaçlarının yaklaşık olarak yaşı 500 ve 600 yıl arasında olduklarını bizlere ifade ettiler. Bu tabii burada yaşayan köylerimizin ifadeleri. Burada dut ağaçlarının içerisinde tarihi yolculuğumuz devam ediyor efendim. Sevgili izleyiciler, Çemiş Gezen'in Ulukale köyündeki tarihi yolculuğumuz devam ediyor. Dut ağaçlarının arasından geçtiğimiz bölgede tarihi bir çeşmenin yanındayız. Bu çeşmenin Selçuklular döneminde inşa edildiğini söylüyorlar. Elimizde yazılı olarak net bir belge yok ama mimari olarak da gerçekten kendine münhasır bir yapısı mevcut. Özellikle de ben Anadolu'da bu kadar soğuk bir su içtiğimi hatırlamıyorum. Gerçekten çok 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 güzel bir suyu var. Mimari olarak da çeşmemiz çok güzel. Şimdi yanımda Ulukale Köyü Muhtarı Bayram Aydın Bey var. Dilerseniz bu tarihi yapımızla ilgili bilgiyi biraz da ondan soralım. Muhtarım, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Tarihi çeşmemizle ilgili sizlere de hoş bulduk. Tarihi çeşmemizle ilgili direkt böyle biraz sizlerden bilgi alabilirsek. Çeşmemiz Selçuklu eseri olduğu, yalnız Meydanlar Rusası'daya geçiyor. Yalnız bilgi olarak, bir kitabı olarak net bilgimiz yok. Ama mimari yapısı olarak, tarihi güzellik olarak Çeke Çeşmemiz Selçuklu bir eseridir. Ulukale köyünde yer alan diğer tarihi yapılarımız neler var efendim? 2009 yılında ben muhtar oldum. 2011 yılında Çeke Çeşmesi'ni, kilisemiz var. Bir de Ferruşat Türbemiz var. Altı kemerli camimiz var. Kale camimiz, Ulukale camimiz terör tarafından yakılıp yıkılmıştır. Yalnız sadece kemerleri şu an ayakta mevcuttur. Bunlar tescillidir. Peki bir kale yapısı var mı Ulukale'de? Yani köyün adı kaleden mi geliyor? Biraz da onu soralım. Köyün isminin geldiği yerden. Doğal, üzerimizdeki doğal taştan üzerinde kral evi var. Bu taştan, köyün ismini bu taştan almış. O zaman
Suyumuzu içelim tekrardan. Tarihi yolculuğumuz devam etsin o zaman. İnşallah. Hadi bakalım. Elazığ tarihinizle devam ediyor efendim. Kalenin güzel bahçeler içerisindeyiz. Peki burada kayalar arasında sarp kaya yamaçları arasında yolculuğumuz devam ediyor. Peki bizi hangi tarihi yapılara doğru götürür bu yol? İlk etapta camiye gideceğiz. Tarihi camiye. O da mı Selçuklular dönemine ait? Selçuklu, evet. Evet. Altı kemerli Selçuklu eseri. Yalnız Selçuklu tarafından zarar görmüş, yıpranmış, tahrip olmuş ama sit alanıdır. Tescillidir. Ben daha önce okuduğum birkaç yerde bir kiliseden yine bir evet. Kaleden, evet, kilise ve türbeden. Türbemiz var. Feruşşah Türbesi. Feruşşah Türbesi. Orada Tunceli İl Özelisi tarafından tadilatı yapıldı. İnşallah zamanımız orayı da gezeceğiz. Tamam. O zaman tarih yolculuğumuz devam etsin efendim. Sevgili izleyiciler, tarih yolculuğumuz devam ederken, yıkıntılar arasında sürekli yürürken bir yandan da muhtarımla sohbet ediyordum. Ulukale köyümüz 1994 yılında terör saldırısına uğrayarak bu köyde 7 şehidimiz maalesef oluyor. 7 şehidimiz bu köyde hayatını kaybediyor Ulukale köyünde. Şu anda da kameraman arkadaşımız da detay görüntüleri de sizlere gösterirse yakılan, yıkılan terör örgütü tarafından masum insanları katleden örgüt tarafından katleden insanlar bu köyde burada yaşıyorlardı. Şu güzelim coğrafyada, güzelim memlekette maalesef terör saldırılarda bu köyü viran hale getirmiş durumda. Muhtarım 1994 yılında mı bu köy? 94 yılında efendim. Peki burası? Camimizdi. Tarihi bir cami mi? Tarihi camimizdi. Buyurun cam. Tamam. Yani burası zarar görüyor. Evet, zarar. Camiye roket atmışlardı. Tarihi cami diye roket atmışlardı. Bazen söylenecek söz bulunamıyor ya, işte şu anda tam da o noktadayız. Kalan kalıntılarla devam ediyoruz. Şu anda da Ulukale köyünün Kale Camisi'nin hemen yanındayız. Bu kalenin de hem muhtarım hem de köyde yaşayanlar buranın da Selçuklular dönemine ait olduğunu bizlere ifade ettiler. Tarihi bir yapı olduğunu ama terör örgütünün hain saldırısından sonra cami bu şekle geliyor, yıkılıyor, yakılıyor ve yüzyıllardır ayakta kalan tarihi cami 1994 yılında hain saldırı sonucunda bu hale geliyor. Muhtarım bana anlattığına göre bu tarihi camimizde halıların orijinal olduğunu, el dokuması olduğunu birazdan kendisi de ifade edecek ve birçok yazma, el eser, kitap olduğunu da bizlere belirtti ama tabii bu roket saldırısından sonra da bunların da bir kısmını ateşe verdiklerini söylüyor. Biz şu anda kalan kalıntıları da elimizden geldiği kadar çekmeye çalışıyoruz. Sizler bu caminin ilk halini hatırlıyorsunuz efendim. Tabii. Bizim çocukluğumuz burada geçti. Biraz bilgi verirsiniz. Evet. Burası dört kemerliydi. Aynen Çemişek'teki kale camiye benzer bir mimarisi vardı. Biz Kur'an'ı da namazla hocalarımızdan hep burada öğrendik. Cuma'da buraya giderdik. 94 yılında terör tarafından yakılıp yıkılınca tamam. Bu şu kullanılmaz hale geldi. İster gönül o ister... Tarihi kitaplar ne oldu efendim? Tarihi kitaplar da yandı. Tarihi halılar da yandı. El dokuması tarihi halılar da. Kitaplar hepsi yandı. Yani az önce söylediğim gibi söylenecek söz bulamıyoruz. Ama bizler yine de Kanal 23 ekranları aracılığıyla hem Elazığ'ın hem de Yukarı Fırat bölgesinin bir tarihi arşivini oluşturuyoruz. Ulukale köyüne ait Kale Camii'nin de şu anda yanındayız. Elimizden geldiği kadar imkanlar el verdiği nispetle çekmeye ve sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Ulukale köyündeki tarihi yolculuğumuz devam ediyor efendim.
Ulukale köyünün eski yerleşim yerindeki yol durumumuz sürüyor. Tabii köyün içerisinde halen de insanların kullanmış olduğu o yüzyıllardır buradan günümüze kadar kullanmış oldukları eşyalar da köyde kalmış durumda. İncirler altında, incir ağacının altında bizlerin kendi yöremize soku dediğimiz işte buğdayın öğütüldüğü, işte bulgurun öğütüldüğü o soku taşı da burada mevcut. Kim bilir kimler burada buğdaylarını öğüttüler. Devam edelim efendim. Kale köyümüze birçok tarihi yapımız var. Şu anda bulunduğumuz noktada ise Selçuklular ve sonrasında Osmanlılar döneminde ait bir hamam olduğunu bizlere ifade ettiler. Çok değil, 20-30 yıl öncesine kadar burada bir tarihi yapı mevcuttu ama hem saldırılar sonucunda hem de definecilerin sonradan verdiği zararlar sonucunda maalesef bu tarihi hamam bu hale gelmiş. İleride şu kameraman arkadaşımız detay görüntüleri de verdi, vereceği zaman da şurada da zaten hamamın bölümleri açıkça ortada. Bakalım Ulukale köyünde bizleri neler bekliyor efendim. Devam edelim. Ulukale köyünün kuzey yamaçları oldukça sert kayalardan oluşmakta ve bilim adamlarının yaptığı çalışma neticesinde de tek parça bir granit taşı olduğu bilinmekte. Özellikle Urartular dönemine ait olduğu düşünülen kaya mezarları da burada mevcut. Oldukça sert olduğu için bizler oraya kadar tabi tırmanmak imkansız oldu. Ama bir Urartu kitabesini de tabi hem buradaki yaşayan halkın hem köylerimizin ifadeleriyle Urartu kitabesini de sizlere tabi Urartu diye tahmin ettiniz daha doğrusu. Kitabede sizler için görüntülemeye çalıştık ama orada da o bölgede de o kısma çıkmak için kaya oylumlarından oluşmuş merdivenler de mevcut. Ulukale köyünün kuzey yamaçlarında da Urartu varlıklarının olduğunu tahmin etmekteyiz. Sevgili izleyiciler, Ulukale köyü sahip olduğu tarihi güzellikleri, geçmişindeki barınaklı medeniyetlerin iziyle, coğrafi özellikleri ve güzellikleriyle barındırdığı yaban hayatı ve kendine has yeşil bitki örtüsüyle gerçekten görmeye değer çok çok ama çok güzel bir yerleşkemiz. Şu anda da burada yine farklı medeniyetlerden de tarihi izlere yol üzerine rastlamak mümkün. Gayrimüslimlere ait bir şapelin yanındayız. Az önce muhtarımla konuşurken de dedesinin ifadelerine göre de bu köyde 4 kişi gayrimüslimler daha önceden yaşamışlar.
Köy yakılmadan önce burası daha sağlanmış. Vatandaşlarımız da Ulukaleliler'de bu tarihi yapımıza oldukça sahip çıkmışlar. Aslında tamamen ayakta, oldukça da tabii yıpranmasına rağmen, zarar görmesine rağmen yine de bu şapel, bu inanç yapısı şu anda duvarları ve çevresindeki taşlarıyla şu anda ayakta. Farklı flex yapıları da var. Özellikle benim dikkatimi çeken Elazığ'daki programlarda Venk Kilisesi'nde ve Hulvenk ve diğer yapılarda da ses küpleri, yani akustiği arttıran ilahiler okunduğunda akustiği arttıran ses küpleri biraz da kendi branşıma girdiği için özellikle dikkatimi çekiyor. Burada da mevcut. Hemen hemen yukarı Fırat bölgesindeki hangi dini inanç merkezine gitsek, hangi kiliseye gitsek veya şapele uğrasak mutlaka bir ses küpüne rastlıyoruz. Burada da akustiği arttıran ses küpleri mevcut. Mimari olarak çok küçük, çok çok küçük ama kendine has bir yapısı var. Oldukça da böyle görkemli yapısıyla da duruyor. Muhtarım, bura hakkında neler diyeceksiniz? Daha önceden burası daha mı güzeldi, daha mı sağlamdı? Nasıl bir yapısı vardı veya ibadet edenler var mıydı? İbadet edenleri görmedik ama bakımlıydı. Köy uzaktaydı, şu an uzak olunca var ya, ister istemez tarihdan hazineyle uğraşan gençler ve insanlar gelip istediğinde burayı tahrip ettiler yani. Yoksa ki önceden altı da düzdü, duvarlar tamamen sağlamdı. Burası tescilli bir yapı mı? Tescilli yapı. 2011'de tescillenmiştir. Yani Kültür Bakanlığı tarafından da koruma altına alındı. Gayet de güzel. Coğrafi özelliklerinin böyle yoğun olduğu, bitki örtüsünün, suların bol olduğu kaya yapısında, yamacında bir inanç merkezi burası. Sizlere koruduğunuz için bizler de teşekkürlerimizi tekrardan sunuyoruz. Şimdi nereye gideceğiz? Yolculuğumuz nereye? Şimdi olur? Ferruşat Türbesi'ne. O zaman buyurun, hadi Elazığ tarihin izinde devam ediyor efendim. Ulukale Köyü'nde uzun bir tarihi yolculuk gerçekleştiriyoruz ve devam ediyoruz. Hemen arkamda da Ferruşat Türbesi var. Bu türbede şimdi birazdan detaylı görüntüleri ve gerekli açıklamaları sizlere sunacağız ama burası Tunceli İl Özel İdaresi tarafından da 2018 yılında restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmiş ve şurada arkamda sizlere görüyorsunuz. Bakalım türbemizin hem mimari özelliklerine bakalım hem de Ulukale Köyü muhtarımız Bayram Bey'den de gerekli bilgileri almaya çalışalım. Elazığ tarihin izinde devam ediyor efendim.
Ulukale köyümüzdeki bir diğer tarihi yapımı ve kültürel değerimiz ise Ferruhşat Bey Türbesi. Şu anda Ferruhşat Bey Türbesi'nin yanındayız. Bu bölgede Yukarı Fırat bölgesinde yer alan Çarsancak beyliklerinden birisi de Ulukale bölgesi. Çarsancak beylik dönemine ait bir yerleşim merkezi. Daha önceki programlardan da hatırlarsanız Sağman'da çektiğimiz bir diğer sancak beyliği Sağman, bir diğeri de Tunceli'nin Mazgirt ilçesindeki Akpazar, eski adıyla da Peri dediğimiz bölgede ve Çemişgecik ve Ulukale'de bu dört sancağı, yani çar sancağı oluşturan beylikler. Bunlardan birisi şu anda Ulukale köyündeyiz. Ferruhşat Bey Türbesi de 1551 yılına ait, miladi olarak 1551 yılına ait bir kitabesi mevcut. Bu kitabe 1997 yılında kaybolmuştu. 20 yıl sonra Tunceli İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından bulunarak şimdiki yerine restorasyonu da gerçekleştirilerek tekrardan, şimdi birazdan kameraman arkadaşım işte detay görüntüyü de sizlere verecektir. 20 yıl aradan sonra tekrardan bu kitabe yerine yerleştiriliyor. Kitabede de Ferruhşat Bey'in seceresi mevcut. En sonunda da vefat tarihi ve türbenin yapılış tarihiyle ilgili bilgilendirmeler de mevcut. Mimari olarak da Selçuklu mimarisi, Anadolu mimarisini yansıtan özellikler var. Burası şu an, bu kapı mescit kısmı, türbenin mescit kısmı. Asıl türbe ve yatır ise zemin katta, altta olduğunu öğrenmiş olduk. Ulukale köyündeki tarih yolculuğumuz devam ediyor efendim. Ulukale köyünde Ferruhşat Türbesi'nin hemen yanında birçok da tarihi mezar bulunmakta. Şu anda gördüğümüz mezar taşında ise bir lale motifi var ve etrafında yine desenli çiçek motifleri de bu mezar taşımızın üzerine yer almakta. Özellikle Anadolu Selçuklu uygarlıkları döneminde birçok medeniyette, birçok bölgemizde de gördüğümüz bu mezar taşlarına, Selçuklu kültür mirasını Ulukale köyümüzde de görmeniz mümkün. Ferruhşat Türbesi'nin hemen yanında ise yine Osmanlılar döneminden kalan mezarlarda, tarihi mezar taşları da mevcut. O hem Selçuklu hem de Osmanlı izlerini Ulukale köyünde rahatça görebilmeniz imkanı var. Evet sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Bu hafta Tunceli ilinin Çemişgecek ilçesine bağlı Ulukale köyündeydik. Dutlarıyla meşhur bu köyde yine dutların arasında sizlere güzel bir halk müziği ezgisiyle veda etmek istedik. Şöyle kısa da bir hatırlatma yapalım. Evet, Ulukale köyü Çemişgecek sınırları içerisinde ve Tunceli iline bağlı ama bizim Elazığ Harput kültürü sadece Elazığ sınırları içerisinde değil, Yukarı Fırat bölgesi dediğimiz tüm havzada Harput kültürüne, Elazığ kültürüne rastlamak mümkün. Bu konumlardan en önemlisi de Ulukale köyü, Çemişgezek'e bağlı Ulukale köyü. Şu anda bu ilçenin ve bu yerleşim merkezinin en önemli sembolü olan Ulukale dutlarının arasında bir yandan atıştırdık da sizler için de atıştırmış olduk. Şöyle güzel bir Türk halk müziğiyle sizlere veda edelim. Haftaya yeni bir programla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın efendim. İpek mendil tane tane yudular serdiler güne.
başucunda döne döne celal olur yavrum olur ana celali vurdular başucunda döne döne celal yata yata Celal oluyor.